Doğrunun ölçüsünü kim belirleyecek? Bana göre doğru olan birisi bir başkasına göre yanlış olabilir. Bir başkasına göre eksik olan bir şey bana göre tam olabilir. Bana göre hakikat olan bir şey bir başkasına hakikat olmayabilir. Eğer burada bana göre, sana göre diye bir ölçüyle yürüyeceksek biz doğru üzerinde ittifak asla kuramayacağız. Ve bugün belki de hakikat noktasında ittifak sağlanmamasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de budur. Herkes kendi bulunduğu yeri, kendi bulunduğu uslubu, kendi edindiği uslubu daha doğrusu kendi kullandığı sözü, kendi bulunduğu zemini mutlak doğru olarak kabul ediyor kendisini öyle gördüğü için de etrafındaki insanları, karşısındaki insanları başka yerlerde konumlandırıyor. Böyle olduğu için de onun dünyasından baktığınız zaman onun yaptığı her şeyi mutlak manada doğru, güzel, hoş, kendisi dışındaki insanların yaptıkları da hatalı ve eksik. Böyle baktığınız zaman da bir ortak zemin bulmanız mümkün değil bizim hem kendimizin hem de muhataplarımızın ama özellikle kendimizin söylediği her sözü kullandığı her ifadeyi ve uslubu bunun zaman ve zeminle uyumlu olup olmadığını gerçekten muhataba uygun bir biçimde mi bu sözler söyleniyor bu tavırlar ortaya konuyor meselesini her zaman için muhasebe etmek zorundayız. Eğer bunu yapmazsak bir ömür hakikat zannettiğimiz şeylerin peşinden koşarız ama Allah korusun batıla hizmet ederiz, batılı memnun ederiz. Batılın işine yarayan tavır ve davranışlar ortaya koymuş oluruz. O halde bir daha soralım. Hakikatin ölçüsünü kim ortaya koyacak? Doğruyu neye göre belirleyeceğiz? Bunun bir tek cevabı var. Nebevi mirasa göre. Nebevi miras neydi? Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti, o mektebin talebeleri. Üç tane nebevi mirası oluşturan unsur var. Allah'ın kitabını zaten biliyoruz o Kur'an-ı Kerim ki başımızın tacıdır ve Müslümanlar için temel kaynaktır. O olmazsa zaten olmaz. Zeminde o olmalı. Her şey onun meneciyle değerlendirilmeli. Her şey onun mihenk, taşına vurulmalı Kur'an'ın bu manadaki yeri konumu böyledir. Sünnet dediğiniz şey Kur'an'ın hayata dönüşmüş şeklidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Allah'ın muradını hayata taşıma şeklidir, tavırlarıdır, sözleridir ve takrirleridir. Mektebin talebeleri dediğimizde sahabeden itibaren bu aziz İslam'ı aziz İslam'ın şanına şerefine uygun bir biçimde yaşayan ve yaşatmaya çalışan bütün alimlerimizdir, ariflerimizdir, abidlerimizdir. Bütün hepsine de selam olsun buradan. Şimdi biz hakikati yani doğruyu onların nazarından, onların bize bıraktıklarının üzerinden ki işte biz toplamına nebevi miras diyoruz, tespit edebilirsek ancak doğruyu bulabiliriz. Yoksa bu işin bana göresi olmaz. Eğer konuştuğumuz alan din alanıysa din de bana göre diye bir şey yok. Bana göreler başka şeylerde olur. Ama din alanından konuşuyorsak mecburen nebevi mirasa yaslanarak konuşmak zorundayız.